Arkadaşlar size öyle bir tatlı yaptım ki gerçekten ev halkı bayılacak. Çocuklarınız hele meyveli yani hiçbir zararlı bir şey yok içinde. İzleyin, yapın, çok kolay. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hani abartmayayım ama galiba Türkiye YouTube'da yok gibi geliyor. Böyle bir tatlı yapacağım. İnşallah ben yapıyordurum ilk önce. Çok güzel bir meyveli tatlı. Çocuklarımız evde, malum hepimiz kapalıyız. Evde kalan meyvelerle yapabileceğiniz mükemmel bir tat. Bugün ben portakal sulusunu yapıyorum. Size bunun daha kolayını da yapacağım sonra. Önce bunu hani çocuklar çok evde diye bu ara portakal suyuyla yapılanını yapacağım. Sonra tekrar daha basitini yapacağım size. Daha rahat hani portakal suyu her zaman bulunmayabilir. Şimdi 4 bardak portakal suyu var. 1 bardak çay mısır nişastası. Buğday değil. Bir çay bardağı da şeker. Tam doldurmadım. Bakın. 50 gram olacak bunlar. 53 gram falan geliyor tam dolu olursa. Ona göre ayarlayın siz de, olur mu? Şimdi bir buçuk yemek kaşığı da tereyağımız var. Bir kaşığını pastamızın içine koyacağım. Bir kaşık kadarını da bakın kek kalıbını alıyoruz. Şey yapar gibi. Hani kek nasıl yapıyoruz kekte? Bunu iyicene yağlıyoruz böyle. Hiç bir şey kalmayacak yani yağlanmayan. Bir ucu kalmasın. Artık biraz uzun demeyin de şöyle göstere göstere çekeyim. Gençler iyice öğrensin. Bol bol yağlıyoruz bunu. Hazır edeyim. Çok kolay, çok güzel. Biz bunu niye daha önce yapmamışız dersiniz? Emin olun bundan. Her şey yağlandı. Tutmasın. Şimdi arkadaşlar bunu yağladım. Elimi sileceğim çünkü dayanamam. Şimdi ben bunu hemen doğradım. Çabuk yapmaya çalıştım ama önden limonu sıkasam görmeyeceksiniz diye. 8-10 tane çilek var burada. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre siz ayarlayın. Çok küçükse 11, büyükse 19 yapar. 2 tane kivi var. 1,5 muz var. Muz iriymiş. Bir tane de elma var. Şimdi bak elmalarla sadece muzu limonluyorum. İçinde de olsa kararmasın diye. Tamam mı? Ha, önce limonlayacaktım ama hani siz görün diye bunu limonluyorum. Şimdi arkadaşlarım ocağı açıyoruz. 4 bardak. Bakın. Bunlar taze portakal suyu. Biliyor muyum? Bulamazsanız portakallı yapmak isterseniz hazır portakal orijinal şeyler var. Meyve suları satılıyor. Onlarla yapın. Ya da beyazını göstereceğim. Neyle yapıldığını onu görürsünüz. Puding değil ama ona benziyor. Yani bir çay bardağı şeker. Bunu çok az eksiltebilirsiniz. Çoğaltmayın. Bir çay bardağından bakın 53 gram hep araştırdım. Mısır nişastası. Olmadı sonu. Bunu zaten çok çabuk pişiyor. Hemen ısınmadan yalnız karıştırın. Topaklaşmasın. Hemen karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Benim arkadaşım var şimdi o karıştırıverecek bana onu. Ben de buradan meyvelerini hazırlıyorum. Ondan sonra şimdi dibine çilekleri koyuyoruz. Onun ortasına elmalı muzu karışık koyuyoruz. Beyaz yapsın diye. Onun ortasına kiviyi koyuyoruz. Biraz renkli görünsün diye. Ondan sonra tekrar muzla elma. Hani birebir böyle değil. Azıcık göz kara. Şöyle kaçanlar, firar edenler. Tamam. Şimdi bakın yağladığımız şeye, kek kalıbına meyveleri koyduk. Başka neyle meyveli yapıyoruz? Yazın şeftaliyle yapacağız. Daha neler yapacağız? Siz beni takip edin yeter. Şimdi bakın bunun rengi böyle şu anda değil mi? Bunu pişince göreceksiniz bakın rengi nasıl olacak. Tam portakal rengini alacak. Pelte gibi olacak. Bak arkadaşlar. Bunun özelliği bir yandan pişsin. Bunun özelliği hakikaten ölçülerine sadık kalın. Ben yazacağım size. Sulu olursa şey almaz, toplamaz kendini. Pasta gibi yapamazsınız. Katı olursa meyvelerin aralarından geçmez denenmiştir.
O zaman da olmaz, dağılır ya. Yani bunu bu ayarda yapın. Baktınız yani olmaması mümkün değil ama yine de siz benim hani baktınız çok koyu oldu jölenize, hemen bir yarım portakal daha sıkın ama olmaz yani, olmaması lazım normal şartlarda. Hemen pişiyor bu. 2 dakikada kaynayacak mısalım. Ama istersen bir mola. Arkadaşlar bakın. Yoğun oldu diye korkuyorum ama şöyle bir kaşık dolu dolu tereyağı hemen kapatıyorum. Çok koyulaştım işte. Nasıl rengi döndü? Oğlum bile öğrendi artık. Şimdi tereyağını eritiyoruz. İyice koyulaştı. Biraz koyulaştı. Bakın şimdi bunun sanki bir tane birazcık koyu gibi. Bakın bu da benim size tecrübe olsun. Çok az sıcak suda bunu açacağım. Çok az. Tam göstermek istiyorum. Halbuki sen nişastayı eksik koydum ama. Biraz akışkan olacak. Çok sıcağına pişsin. Bakın birazcık akışkan olsun. Buradaki konu çok az koydum ama. Meyvelerin arasından süzülmesini istiyoruz, değil mi? Hemen sıcağına bakın aralarına girsin. Yenmem gari. Vallahi çocuklarınıza bunu ters durdum ama Hüsal'cığım sen bu tarafa geç ya da tutun şöyle denk geldi. Sileceğim şimdi. Şöyle bir sallayın. Dibine geçsin. O niye tatlı da yapıyorum ben bunu? Özür dilerim. Birazcık donmasın diye telaşımdan. Kusura bakmayın. Bizim streçimiz nerede? Yemin ederim bu bile o kadar güzel ki. Şimdi. Herhalde geçmiştir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu sıcağında kabuk tutmaması için streçliyoruz. Streçleyeceğiz. İnşallah. Dün yaptım yedik. Çekemedim. Bugün artık yedirmiyorum, çekeceğim. Şimdi tamam. Şimdi bu oldu. Bunu bir sıcaklığı geçsin, dolaba girecek kadar olduğu zaman koyacağım. Bir 3 saat falan dolapta duracak. Yani ister sabah yapın, akşam yapın sabah yiyin, ister öğleden sonra yapın akşam iftarda yiyin. Yani ama bir 3 saat en az dursun, olur mu? Görüşmek üzere.